Şimdi bir tanımlama yapmış şurada. A sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı demiş. Mesela bu A sayısı, diyelim ki burada farklı bir sayı veriliyor da. Şöyle olsa, karenin içinde diyelim ki 120 olsa, 120 sayısı. Bunun farklı asal bölenlerinin toplamı olacak sonuç. 120'yi asal çarpanlarına ayırırsak 12 çarpı 10, 12 2'nin karesi çarpı 3, 10 sayısı 2 çarpı 5. Demek ki bunun asal çarpanları 2'nin kübü 3'ten bir tane, 5'ten bir tane. Şimdi diyor ki farklı asal bölenlerin, asal olanlar şunlar zaten. 2 asal, 3 asal, 5 asal. Bunun sonucu 2 artı 3 artı 5'ten 10 gelecek. Farklı olan asallarının toplamı. Sayı çok büyük olabilir. İçindeki asalların toplamı olacak. Şu A sayısının asal bölen sayısı. Mesela şöyle daire içinde 120 olsaydı, asal bölenlerin sayısı. Yani bunu bölen, 120'yi bölen asal sayıdır. 2 böler, 3 böler, 5 böler. 3 tane. Adedini soruyor. Bu da 3. Bu adedin, şu da onların toplamı. Bizzat kendilerinin toplamı. Şimdi şunu siliyorum. Biz şuradan başlayacağız. Öncelikle kare içinde 12 faktöriyeli bulacağız. Şunu yazıyorum. 12 faktöriyeli. 12 faktöriyelin bize asal çarpanları lazım. 12, 11, böyle 10 diye gidecek. Ben hepsini ya da yazayım. Hepsini yazalım. Çok da yer tutmayacak zaten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Buradaki asalları arayacağız. Bir kere 12, 2 ve 3'ten meydana geliyor. Şuradan başlarsak. Asalları 2, 3 var, 5 var asal olarak, 7 var, bir de 11 var. Bunun dışında diğer sayıların hepsi şu an yeşile boyadığım sayılarla oluşturulabilir. Mesela 9, bu 3 ile şu 6'nın 3'ünden, yani 3'ün karesinden yazılabilir. 10 sayısı 5 ve 2 ile yazılabilir. 8 sayısı 2 ile yazılabilir. 12, 2 ve 3 ile yazılabilir. Demek ki buradaki asallar 11, 7, 5, 3, 2. Şu önce kareyi ele alacağız. Toplamı diyor. Şu kare, yani buradan devam edelim. Şunun sonucu şöyle eşittir diyorum. Dairenin içinde şu asalların toplamı olacak kare. Şunu da şöyle bir köşeye ayrıştırarak yazayım. 12 faktöriyelin şu kareli işleminin sonucu 11 artı 7 artı 5 artı 3 artı 2. Şöyle 5, 5 de burada 10, 21, 28. Bunun için 28 olacak. Dairenin içine 28 geliyor. Şurada da önce şu daireyi hesaplayalım. 15 faktöriyel. O da asal A sayısının asal bölen sayısı. Yani 15 faktöriyeli bölen asal bölenlerin sayısı. Şöyle yazıyorum. Bu sefer bu zaten biraz büyük. Hepsini yazmayalım. 15 var. İşte 14 var. 13 var. İşte 12, 11'i yazıyorum. 11'i yazıyorum. 7'yi yazıyorum. 5'i yazıyorum. 3'ü yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 1'i geçelim. Şimdi buradaki asallar 15 asal değil tabii. 13 asal, 11 asal, 7 asal, 5 asal, 3 asal, 2 asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adedi diyor yalnız daire. Asal bölen sayısı. Şu dairenin sonucu, şu işlemin sonucu, burada işte 13, şöyle 13, 11, 7, 5, 3, 2, toplam 6 tane. 6 tane. Adedi diyor. Asal bölenlerin sayısı. Bunun sonucu 6 gelecek. Tabii dışındaki işlem kare bunun. Dışında kare var. Şu karenin içine 6 bulduk. Şimdi aynı şeyi tekrar düzenleyelim. 28'in daire olduğu için asallarının sayısı, asal bölen sayısı. 28'i biz çarpanlarına ayıralım. 28'in çarpanları 4 çarpı 7. Yani 2'nin karesi çarpı 7. 2 tane asal var. 2 ve 7. Bunun sonucu 2 olacak. 2 tane asal olduğu için. 6'yı çarpanlarına ayıralım. 6'nın çarpanları 2 ve 3. Ama kare olunca bunları toplayacaktık. Burası 2 artı 3 olacak. Yani bizim işlemimiz şurası 2 artı 2 artı 3 burası 5. 2 artı 5'ten sonuç 7.